Dedi ki memlekette oturdum bakardım dedi. Ağrı Dağı'na bakıyor. Bu dağın arkasında ne olduğunu merak ederdim dedi. Çok iyi. Bakın bu dağın arkasında merak eden adamın sonra bıraktığı esere bakın. Bazen derim ki işte şunu şöyle yapalım böyle yapalım falan dediğinde ilk zamanlarımda hocam bunu ne zamana yapalım falan dediğimde bana şöyle bir bakardı derdi ki ya sen nasıl adamsın ne biçim adamsın derdi. Dün derdi dün. Türkiye dün yapması gereken işleri bugün yapmaya yeni yeni yapmaya başladı derdi. Herkese merhaba, Kolay Değil'e hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Bey bizimle. Hoş geldiniz Engin Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Günün yoğunluğu içerisinde bugün buradayız. Birlikte program yapacağız Evet. inşallah. Bugünkü yoğunluğunuzun da bir sebebi var. Onu da zaten konuşuruz ayrıca. Ama öncelikle böyle kısa bir kendinizi tanıtabilirseniz. Bizim çünkü kitlemiz çok genç. Tanımayanlar da vardır aralarında. Şöyle anlatayım size. Çok küçük yaşta ben iş hayatına atıldım. Okula gittiğimde bile okuldan çıkıp hiç eve gittiğimi hatırlamam. Doğru iş yerine giderdim. Yapılması gereken ne iş varsa artık orada temizlik olsun, ne olsun, bu olsun ilk önce onları yapar sonra dersime bakardım. İş benim için böyle sanki bir vakit geçirme yeri, çok severek yaptığım, severek vaktimi geçirdiğim bir mekandı iş yeri benim için. Böyle bir çalışma yoğunluğu içerisinde geçen aşağı yukarı dün de yaş günümdü. 59. yıla Mutluyum. girdim. Tabii bununla beraber sadece iş hayatı değil, benim her zaman kendi çocuklarıma da söylediğim, gençlere de söylediğim sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde bulmak lazım. Doğru noktalarda insanlara ve çevreye faydalı olacağımız projelerin içerisinde vakıflarda, derneklerde de görev almamız lazım diye düşünüyorum. Benim hayatım hep bunlarla da geçti. Onlara da mı erken yaşta başladınız? Oldukça erken yaşta başladım. 30'lu yaşlardayken yine benim böyle derneklerle, vakıflarla diyaloğum vardı. Okulda bile yine böyle bir şeyim vardı. Çalışmam. Hiç boş durmadım. Yani tatil günlerinden bile okulda yapacağımız bir şeylerimiz mutlaka vardı. Mesela Ankara'da ben Aydınlık Evler Lisesi'ndeydim. Orada bando takımı vardı. Özel günlerde, böyle bayramlarda, milli bayramlarda Ankara'da Aydınlık Evler'den çıkar, Çankaya'ya kadar konserler vererek ilerlerdik. Ve insanlar da beklerdi onu. İşte dediğim gibi hiç boş bir anım olduğunu hatırlamıyorum. Yani benim için boş zaman diye bir şey yok. Olmaması lazım. Yani boş zaman ancak ne zaman olur herhalde her şeyden fişi çektiğiniz zaman olur diye düşünüyorum ama öyle de fişi ne zaman çekeriz, çekebilir miyiz? Çekemez miyiz Zor onu da alışınca bilmiyorum. zor büyük ihtimalle Evet, yani. evet. Biraz ailemiz de herhalde bizi o yönde yetiştirdi. Biraz Kesinlikle. yapımız galiba öyleydi. Ama bir şeylere faydalı olmaktı hep amacımız. Tabii bu hayatın içerisinde yine benim işte bir derneğimiz var. Bizim 100 Yıllık Markalar Derneği. Orada da yine yönetim kurulu başkanıydım sağ olsun. Arkadaşlarımız bana o görevi vermişlerdi ama çok yakın bir zamanda geçen hafta onu devretmek zorunda kaldım. Sebebi kaç tane vakıfta görevim var yönetim kurulu üyesi olarak. Ve şimdi en son Binicilik Federasyonu Başkanı oldum aşağı yukarı bir 15 ay önce. Tabii oraya çok daha fazla zaman ayırmam gerekiyor. Ve çok ilgi isteyen bir iş benim için federasyonla ilgilenmek. Başında başlarken daha doğrusu benim bu binicilikle alakalı şeyde oğlum binicidir benim. Kendi çocuğum da işin içerisinde olduğu için çünkü çocuğumdaki gelişimi çok iyi görüyordum ben. O çekingen tavırları, o insan içerisine girerken ki yaptığı zorlanmalar falan beni rahatsız ediyordu ve çocuğu onun için şeye götürmüştüm. Binicilik kulübüne götürmüştüm. Bunu biri tavsiye mi etti peki? Yoksa rastgele mi denk Yok, geldi? bizim evimize çok yakın bir binicilik kulübü var. Oraya götürdüm onu. İşte bakarken atları sevdik, şey yaptık falan derken ilgi duymaya başladı. İşte bir bindi, hoşuna gitti. Bir daha götürdüm, bir daha götürdüm falan derken ilgisi arttı. İşte atını her gün gidip gelir oldu. İşte gitmediği zaman rahatsız oldu falan böyle işte oraya gitmek lüzumu hissetti. Derken bir taraftan da bana bir teklif gelince böyle poni ile alakalı, çocuklarla alakalı. Çünkü ben çocuklara çok yatırım yapmayı severim. Çocuklar hiçbir zaman unutmazlar. Onlar için yaptığınız hiçbir şeyi unutmaz çocuklar. Ve o güzel günlerini de unutmazlar. Dolayısıyla bir poni ligi sponsorluğu geldi bana. O dönem içerisinde çok güzel bir organizasyon yaptık. Ben bu arada bilmiyordum ponilerle alakalı böyle bir lig olduğunu ya da böyle bir spor türü olduğunu çocuklara. Evet.
Tabii şöyle, aslında bizim camia biraz kendisini tanıtmakta da geri kalmış. Biz biraz o konuda da biraz kendi iç yapımızı güçlendirdikten sonra o yönümüzü de biraz ön tarafa, öne çıkartmaya çalışacağız. Hazırlıklarını yapıyoruz o konuda. Sosyal medya konusunda olsun, sponsorluklar konusunda olsun. Dolayısıyla o günden sonra, yani benim poniyle ilgimden sonra camiadan da tabii dostlarım olmaya başladı ve işte benim federasyon başkanlığına önermeye başladılar. Baştan olur mu olmaz mı ya bu kadar işimin arasında gireyim mi bu işe diye düşündüm ama işin detayına girdiğimizde de ya birilerinin yanlış giden bir şeyleri gördüğü zaman düzeltmesi gerektiğine inanıyoruz. Hı hı. Bizim inancımız bu şekilde. Yani bir yerde eğri duran bir şey varsa onu düzeltiriz. Bize de böyle bir talep geldiğinde yani düşündüm baştan çok ilgimin olmamasıyla beraber. Sonra baktım ki düzeltilmesi gereken bir şeyler var. İşte Allah bize nasip etti. Seçime katıldık, kazandık. Bir şeyler yapıyoruz. Daha doğrusu sistemin arkasını topluyoruz. Yine bir sürü projelerimiz var. Türkiye'de at yetiştirmekle alakalı. Atlarımızın birçoğu bizim. Birçoğu değil, neredeyse %99'u yurt dışından geliyor. Maalesef Türkiye'de bunun için bir herhangi bir yatırım yapılmamış. Bundan sonra kısmet olursa Sakarya gibi, Kocaeli gibi böyle o Avrupa'daki iklim ortamına, hava şartlarına, hem yeşilliğe, çevreye uygun ortamlar tespit edip özellikle özel sektörü de teşvik ederek çok güzel bir işbirliği olacak ve Türkiye için de çok büyük bir gelir kapısı olacak. Yani bu Almanya'nın çok büyük bir gelir kapısı aslında. İhracatında bayağı yer tutan bir şey bu at ticareti, özellikle at üretimi. Belçika öyle, Hollanda öyle. Dolayısıyla bunların her birisi büyük gelir elde ettikleri bir üretim kalemi. Neden Türkiye olmasın? Tarım sanatım. Neden Türkiye olmasın? Çok da müsait, çok da mümkün. Ama maalesef işte bazen bazı şeyler gözden kaçabiliyor. Evet. Biz de eksiklikleri gördüğümüz noktada eğer müdahale edebilirsek orada da başarı elde edilmemesine imkan yok. Çok birinin işi sahiplenmesi çıkıyoruz. Gerekiyor. Zaten çoğu şey öyle oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hiç gözümüze gözükmeyen bir sürü şey işte görüyorsunuz. Türkiye'nin son zamanda savunma sahnesinde geldiği evet, durumu kesinlikle. Görüyoruz hep birlikte. Çünkü yani bunlar artık üzerini örtmeye çalışmamamız lazım böyle bir şeyin. Bu taraftan da hepimiz elimizden gelen ne varsa yapmalıyız. Yani bu da bir ithal ikamesidir bana göre Türkiye'de atların yetiştirilmesi. Gerek belki Sanayi Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız bu işin içerisinde olduktan sonra da teşvikleri de bunun alınabilir. Çünkü yakın bir zamanda çok çabuk geri dönüşü olan bir şey. 3 yılda, 5 yılda mükemmel noktalara getirebileceğiniz bir aslında üretim. Dolayısıyla çok güzel sonuçlar alabiliriz. Yani gelecekteki ben 5 yıldan bu atçılık camiasındaki 5 yıldan, 10 yıldan çok umutluyum. Çok çok iyi yerlere gelecek. Arkasında durulan projeler olması lazım yalnız. İnşallah bize de tekrar görev verirlerse arkadaşlarımız biz projelerimizi tamamlarız. Zamanı gelince de koltuklar kimseye baki değildir. Bırakırız. İnşallah yine aynı heyecanla, aynı duygularla hareket eden arkadaşlarımız devam alırlar. Devam eder gider. Süper. Şimdiden emekleriniz için çok teşekkürler. Zaten hızlı şekilde bir sürü şey yapmışsınız. Yani projeler de çok heyecan verici. Şimdi bu federasyon tarafı sizin için hayatınızda daha yeni ve daha heyecan verici bir kısım olduğu için en çok oralardan bahsettik. Ben biraz daha geriye gideyim istiyorum. Ankara'dan işte öğrencilik döneminizden bahsettiniz. O çalıştığınız yer Eyüp Sabri Tüncer'di büyük ihtimalle. Onun da bir hikayesini kısaca bize anlatabilir misiniz? Yani Eyüp Sabri Tüncer nasıl başlamış ve nasıl şu anda bu kadar büyük bir marka? Yani çünkü eminim ki o dönemde de sonrasında da pek çok benzer işleri, ürünleri yapan markalar çıkmıştır ama hepsi bu şekilde büyümediği için sizin hikayenizi merak ediyoruz. Çünkü bizim kanalın izleyicileri de hep böyle girişimciler ya da girişimci olmak isteyenler. Onlar bunu çok merak edecektir. Evet, bahsettiğiniz gibi konuya ben girerken binicilikle girdim. Çünkü gerçekten binicilikle alakalı bu görevi üzerime alınca hayatımın tam ortasına koydum ben bu işi. Yani iş hayatım günümün yarısını alıyorsa binicilik de günümün yarısını alıyor. Hatta hafta sonları tamamını alıyor. Yani benim hafta sonları bir dinlenme günümdü. Ben cumartesi ve pazar günleri ne olursa olsun kesinlikle çalışmazdım. Yıllardır da böyleydi bu yani. Ama binicilik camiası işin içine girince cumartesi ve pazarda müsabakalarda beni görmek mümkün. Şimdi Eyüp Sabri Tüncer tabii buraya nasıl geldi? Çok rahat ortamlardan gelmedi. Hani biraz önce bahsettik ya bir sürü sorunlar var. O sorunların çözülmesi lazım. Aynı sorunlar Eyüp Sabri Tüncer'de de vardı. Bir aile şirketiydi. Büyük bir aile şirketiydi. Belki içeride 50 kişi çalışıyordu. 25'i ailedendi. Çok zor bir ortam o. Yani bu böyle anlatılmakla kolay kolay anlaşılabilecek bir şey değil. Düşünebiliyor musunuz? Herkes aslında işin içerisinde, aile işin içerisinde yarısı çalışan, yarısı aileden ama hem de içeride çalışan.
Kendine göre tabii aile şirketlerinin büyük zorlukları var. Hani iki kişi bile olsa zorluğu çok fazla da evet. Böyle bir 25 kişilik, 20 kişilik bir ailenin de işin içerisinde olması tabii zaten ayrı bir sorun. Ama zaman içerisinde tabii yani bu işi yapmak isteyenler, yapmak istemeyenler ayrıldı. İşte derken birkaç hissede yoğunlaştı, birkaç kişinin elinde yoğunlaştı. Bunlardan bir tanesi de babam, ben ve işte birkaç tane de bizim ortaklarımız var. Onların üzerinde kaldı ve onun üzerine de daha rahat çalışma ortamı diyeyim. Çünkü yani nerede kalabalık olursa orada da çok kapanan, çok ses çıkar. Çok seslilik güzeldir ama herkes elini bir şeyin içerisine sokacak olursa iş yürümez hale gelir. O çok sesliliği de yönetebilmek çok önemli. Evet. Yani çok seslilik güzel ama onu yönetebilmek çok önemli. Yani dinliyorlar mı, bir uygun adımda giden bir çok seslilik mi, yoksa herkesin kendi başına buyruk bir şeyler yapmak istedikleri çok seslilik mi? Yani bunlar öncelikle çok titizlenerek yapılması gereken işler. Yani ne iş yaparsanız yapın ciddiye almanız gerekiyor. Yani böyle baştan sağma yapılarak iyi sonuçlara gitmenin imkanı yok. Veya herhangi bir şekilde ya bir şöyle yapalım deneyelim ya nasıl olsa olmazsa buna da geçeriz diyeceğiniz bir sürecin olmaması lazım. Sürdürülebilirlik eğer düşünüyorsanız. İşte ben işi ele aldığımda 94-95'lerde bana yönetimi devretti büyüklerim. O zaman da ondan önce de işimiz hep ciddi yapardık. Yani ben, babam da öyleydi, rahmetli dedem de öyleydi. Yaptıkları çalışmalara baktığımız zaman işte bizim bir kataloğumuz vardır aslında, keşke olsaydı getirirdim onu. 1936 yılında bir katalog yapmış. Birçok yerde ben bundan bahsediyorum. O katalogda hem kendisi insanları yanıltmadığını söylüyor, hem de aslında piyasayı da bir şekilde terbiye ediyor. Hı hı. Bir fiyat listesi açıklayabilirsiniz. Yani daha önce işte bir demet maydanozun dahi pazarlıksız satılmadı, babamın lafıydı bu. Rahmetli Eyüp Sabit Üncer bir fiyat listesi açıklamış ve oradan geri gelmiyor, pazarlık yapmıyor. Ama nasıl? İşte birinci kalite mal, ikinci kalite mal, üçüncü kalite mal, altıncı kalite mala kadar mal var bazı ürünlerde. Hı hı. Şimdi piyasada normalde altıncı kalite malı gösteriyorlar, birinci kalite malın fiyatını söylüyorlar. Sonra indirim. Artık o sizin pazarlık kabiliyetinize bağlı. İndiriyor. 6. sınıf malı var. Belki 4. sınıf malın parasını alıyor 6. sınıf mala. Dolayısıyla o dönemde 1936 yılında böyle bir şeyi çıkartan, fiyat listesi ve katalog çıkartan bir firmanın başındaki kurucusu aslında Eyüp Sabit Üncer. Evet. Öyle olunca bir ticari ahlak aslında bir sonraki nesline sirayet ediyor. Oradan da bize sirayet ediyor. Şimdi ticari ahlak dediğimiz zaman hem ticari ahlak, bu ahlak aynı zamanda sizin içinize işliyor. Yani ben geçenlerde bu ticari ahlakla alakalı bir konuşmacı olarak davet etmişlerdi. Orada şunu söyledim. Yani evet, ticari ahlak güzel bir şey. O içinize işlemiş olması lazım. Bir, iki, ahlaklı adam her yerde ahlaklıdır. Yani ahlaklıysanız ahlaksızsınızdır. Ahlaksızsanız ahlaksızsınız. Yani bu ticarette efendim ahlaklı, işte sosyal medyada ahlaksız, evinde ahlaklı, dışarıya çıkınca sokakta ahlaksız, böyle bir şey yok. Böyle bir mantık yok. Dolayısıyla dedim ki yani biz bu ahlaklı yaşamayı hem kendimiz içimize sindirmemiz lazım. Artık bir şeyler bitiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o onu kazıklıyor, onu kazıklıyor. Dışarıya çıkamıyorsunuz. Biriyle bir şeyler yapmak istemiyorsunuz. Doğru. Ama artık bitmesi lazım geldi. Bir şeyler bağırıyor. Ben onun için yeni nesilden çok daha umutluyum. Kaybolan bir nesil var. Kim ne derse desin. Şimdi vermeyeyim yaşları da herkes kendi üstüne almasın. Ama kaybolan bir neslin olduğunu şu anda diyeyim ki ben yani 70-80 yaşındakiler de dahil olmak üzere kaybolan bir neslin olduğunu kabul etmek lazım. Aynen. Maalesef iyi yetişmemişler. Yetişmiş insanlar olabilir, onları ayrı tutuyorum. Yetişmemişler. Dolayısıyla bizim bir an önce kendimize gelmemiz lazım ve o ahlaklı yaşamayı, doğru ve dürüst yaşamayı, özünün sözünün bir olduğu şekilde yaşamayı içimize sindirmemiz lazım. Kesinlikle. Bu ülke kadar güzel bir ülke ben dünyada hiç görmedim. Çok gezen bir insanım. Dünyanın biz 72 ülkesinde mal satıyoruz. Çok insan tanıyoruz. Çok iyi. Singapur'a da giderim. Her sene Hong Kong'a da giderim. Çin'e de giderim. Amerika'ya her sene giderim. Avrupa'da birçok şehre giderim. Afrika'da Benin ülkesinde aynı zamanda Fahri Konsolosuyum. Efendim Rusya'ya gideriz. Birçok ülkeyi gezeriz, görürüz. Oralarda neler olduğundan haberimiz olur. Yani ben konuştuğum zaman ben her zaman söylüyorum. Yani eğer ben bir yerde bir şeyden bahsediyorsam ezberden söylemiyorum. Evet. Kulaktan dolma da söylemiyorum. Yani giderim, çok market gezerim. Fiyatlar nereden nereye gelmiş? Oradaki tahmini enflasyon ne? Ben ezberden bilirim. Yani onlar isterlerse %3 açıklasınlar, %3,5 açıklasınlar. Ben oradaki etin fiyatını da bilirim, buradaki etin fiyatını da bilirim, Çin'deki etin fiyatını da bilirim. Ben market gezerim, özelliğim odur. Başka bir şeyi gezmem. Yani benim bir yerde böyle pasaportuma bakmasan yurt dışına çıktığıma kimse inanmaz. Çünkü hiç fotoğrafım yoktur. Ben hemen ilk işim ya fuar gezerim, amacım fuar gezmek için gitmişimdir. Fuazdan çıkar çıkmaz da hemen marketleri dolaşmaya başlarım. Et kaç para,
süt kaç para, o kaç para, bu kaç para, şampuanlar kaça satılıyor, o kaça satılıyor, biz Türkiye'de neredeyiz, buralarla nasıl rekabet edebiliriz, ambalajlar nasıl, hep bunları incelerim. Dolayısıyla dünyanın birçok noktasından veri alan bir yapım var. Yani çok meraklı bir insanım. Çocukluğumda da çok meraklıydım. Onun için ben hep meraklı olan insanların önünün açılmasından yanayım. Kesinlikle. Çok sorulmasından yanayım. Araştırmaktan yanayım. Mesela bir televizyon kanalı vardı. Orada merak etmeye devam et derdi. Bir slogan vardı. Merak çok etmeye devam et. Ne kadar merak edersek, gençler ne kadar merak ederlerse o kadar didikledikçe, altına indikçe bunun arkasında ne var, bunun arkasında ne var? Çok değerli bir dostum vardı. Sakıncası yoksa ismini de vereyim. Tamam. Aras Kargo'nun sahibi Celal Aras. Bir gün kendisiyle oturduk konuşuyoruz. Onların da daha ilk kuruluş zamanları. Ankara'da küçük bir yerdeydik böyle. Oturuyoruz konuşuyoruz. Babası falan rahmetli babası. Celal Bey de rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Kendisiyle oturup konuşurken dedi ki memlekette oturdum bakardım dedi. Ağrı Dağı'na bakıyor. Bu dağın arkasında ne olduğunu merak ederdim dedi. Çok iyi. Bakın bu dağın arkasında merak eden adamın sonra bıraktığı esere bakın. Çok iyi. Ve kitap yazmıştı bu dağın arkasında ne var diye. Şimdi bu ne kadar önemli bir şey değil mi? Evet kesinlikle. O kadar insan var ama oralarda yaşıyor işte. Ivır zıvır şeylerle konuşuyor. Boş aynen. Şeylerle uğraşıyor. Vakit geçiriyor. Zamanını kaybediyor. Ama birisi o dağın arkasının ne olduğunu merak ediyor çok genç yaşta. Ve ondan sonra o dağın arkasında bir geçtiği zaman hayatı ne kadar değişiyor. Ve Türkiye'ye nasıl bir değer bırakıyor ondan evet. Sonra. Genç yaşta vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yine ben tabii bu sosyal sorumluluklar falan derken aldığımız görevlerde Allah rahmet eylesin Fuat Sezgin hocamız vardı. Profesör Doktor Fuat Sezgin. Dünyanın vefat ettiğinde en yaşlı bilimler tarihçisiydi. İstanbul Üniversitesi'nden 1960 darbesiyle üniversiteden kovulan ve kendisine çok değerli bir hasbelkader işte bir yerlerden arayış içindeyken Frankfurt'ta Goethe Üniversitesi'nde kendisine işte bir kürsü bulabilen ve ondan sonra da orada işi ilerletip işte İslam Bilim Tarihi oradaki vakfı kuran Türkiye'de şans eseri benim orada tanıştığım, Almanya'da tanıştığım işte Türkiye'de daha sonra birçok işlerinde onun yanında çantasını taşıyan kişi olarak bulundum. Siz yönetim kurulundasınız aynı zamanda galiba. Şu an evet yönetim kurulundayım. Kurucu üyeyim, mütevelli heyetindeyim. Ama benim görevim onun çantasını taşımaktı. Ben onu kendime görev edinmiştim. Bir baba oğul ilişkisi gibiydi ilişkimiz. O da çok memnundu. Ben de çok memnundum onunla olan işbirliğimizden. Akşamları saat 10'a 11'e 12'ye kadar yine bizim şu anda başkanımız Sayın Mecit Çetinkaya Bey, ben ve Hüseyin hocamız oturduk. Gülhane Park'ın içerisinde bir müzesi var. Evet. Bilimler Tarihi Müzesi ve yine bir kütüphane var. Hocamızla böyle konuştuğumuzda bazen benden iş bir şeyler yapılmasını ister. İşte günlük neler yapılmasını isterse yazarız. Bazen derim ki işte şunu şöyle yapalım, böyle yapalım falan dediğinde ilk zamanlarımda hocam bunu ne zamana yapalım falan dediğimde bana şöyle bir bakardı derdi ki ya sen nasıl adamsın, ne biçim adamsın derdi. Dün derdi dün. Türkiye dün yapması gereken işleri bugün yapmaya, yeni yapmaya başladı derdi. Onun için bana ne zaman diye sorma, dün yapacaktın bunu, sen akıl etmen lazımdı bunu derdi bana. Hakikaten biz birçok konuda dün yapmamız gereken şeyleri yapıyoruz. Birçok konuda ama yani böyle baktığımız zaman biraz şöyle kafamızı yormaya başladığımız zaman çok geriden geliyorduk. Ama işte şimdi sizin burada da ben görüyorum. Anlattıklarınızdan da gurur duydum. Dün bir şey geriden gelirken bugün öyle bir hale gelmişiz ki birden Avrupa ile yarışır hatta onların kesinlikle. Önüne geçer hale gelmişiz. Bunları duyduğumuz zaman çok memnun oluruz. İşte yazılım satmak, dünya yazılım satmak bundan daha karlı bir şey ne olabilir ki? Yani ortada gözükmeyen bir şey veriyorsunuz aslında. Hatta bir ara benim arkadaşlarım vardı böyle yazılım yapan. Fiziki ya işte diyor ki adam aslında ben gitsem bilgisayarını indiriversem iş bitiyor. Ama eline bir şey vermem lazım. Adam bana 50 bin dolar, 100 bin dolar para veriyor. Yani eline bir şey vermem lazım diye kutuda böyle orijinal kutularda bir şeyler yapmışlar. Aslında al bunu götür. İşte orada götürüyorlardı bilgisayarını. Al kutusunda kasaya kilitliyorduk hatta eskiden. Yani daha 1984'lü yıllarda biz şirketimize ilk bilgisayarı aldık. Yani işte Eyüp Sabuncar'da o kadar çok bir geçmiş var ki ben şimdi anlatmaya kalksam burada 6-7 saat anlatırım çünkü 100 seneyi anlatıyorum. 100 senenin içerisinde de benim kendi içimde bulunduğum aşağı yukarı neredeyse 40 seneyi anlatıyorum. 40 seneyi de anlatmak gerçekten çok uzun sürüyor. Bilmiyorum o kadar vaktiniz var mı yani? Aslında bunu seri olarak yapabiliriz yani her ay bir buluşup sizin vaktinize göre çok güzel olur.